Basına ve kamuoyuna, hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri her geçen gün artmakta, insani yaşam olanaklarına erişimleri bir yana, mahpusların sağlığa erişim, beslenme, hijyen gibi temel asgari gereksinimleri dahi yetkililer tarafından bilinçli olarak göz ardı edilmektedir. Bu nedenle mahpusların yaşam haklarını tehdit eden bu sorunların çözümü ve insanca yaşam sürebilmelerini sağlanabilmesi daha fazla duyarlılık ve çabayı gerektirmekte. Bu da hepimize sorumluluk yüklemektedir. 435. Pleo oturmasında Cengiz Sinan Halis Çelik'in durumunu sizlerle paylaşacağız. Cengiz Sinan Halis Çelik, 1996 yılında 22 yaşındayken Ağrı'da yaralı olarak tutuklanır. Tutuklu bulunduğu süre içerisinde gördüğü ağır işkencelerin de etkisiyle epilepsi hastası olur. Ameliyat sonrası felç riski bulunduğundan kafasında ve omuriliğinde bulunan şarapnel parçaları çıkarılamaz. Bu durum epilepsi krizlerinin giderek artmasına neden olur. Bu arada mesane kanseri teşhisi konulan ve ileri derecede kemik erimesi de olan çeliğe bu durumuna uygun düzenli tedavi yapılmadığından durumu giderek ağırlaşır. 1997'den beri farklı hapishanelerde tutulan Cengiz Sinan Halis Çelik, Metris R tipi hapishanesine mesane kanseri tedavisi için getirildiği dönemde adli bir tutuklu tarafından 22 yerinden şişlenir ve ölümcül yaralar alır. Bu nedenle sol ayağına platin takılan Cengiz Sinan Halis Çelik, tedavisi sırasında omurilikten yapılan bir iğne sonrası yürüyemez hale gelir ve tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Bu zor koşullarda yaşamına devam ederken kaldığı hapishane sık sık değiştirildiğinden mesane kanseri tedavisi de yarım kalır. Onkoloji doktorunun verdiği ilaçlar cezaevi doktoru tarafından bunlara gerek yok denilerek verilmez. Ağır hastalıkları tekerlekli sandalyeye mahkum olması ve epilepsi krizleri sırasında yalnız olmasının yaşamına ağır risk oluşturduğu bilinmesine rağmen karantina adı altında yalnız başına tutulmaya devam edilir. Halen Silivri 5 no'lu L tipi hapishanesinde tutulmakta olan Cengiz Sinan Halis Çelik yine 14 günlük karantinada tek başına tutulmaktadır. Son olarak ailesi adına komisyonumuza bilgi veren kardeşim, idare hiçbir şekilde bize kardeşimizin durumuna dair bilgi vermemektedir. Yan hücrede kalan arkadaşlarından öğrendiğimize göre kardeşim 19 Temmuz akşamı tek başına tutulduğu havalandırmada epilepsi atağı geçirerek bayılmış, infaz memurlar tarafından baygın halde bulunmuş. Kendisine geldiğinde burnunda kan pıhtısı ve iki dişinin kırıldığını fark ediyor. Revir doktoru tekrar atak geçirme riskinin yüksek olduğunu söyleyerek nöroloji bölümünde muayenesi için hastaneye sevkini istiyor. Buna rağmen pandemi gerekçe gösterilerek tek kişilik bir hücrede karantina adı altında tutulmaya devam edilmektedir. Kardeşimin atakları sık ve uzun sürdüğünden hayati riski ve bu bizi kaygılandırıyor. Bunun yanında yazın ortasında olmamıza rağmen yazlık giysileri verilmediğinden kardeşim hala kışlık giysilerle durmaktadır. Kardeşim ayrıca mesane kanseridir. İdare tarafından da tedavisi engelleniyor. Herhangi bir ilaç ve tedavi uygulanmıyor. Kardeşimizin bir an önce dışarıda ciddi bir sağlık desteğine ihtiyacı vardır. Yetkililerden bir an önce sesimizi duymalarını ve kardeşimizin tedavisini sağlanması için gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Bizi çaresiz bırakmasınlar. Aksi durumda kardeşimizin yaşayacağı her olumsuzluktan tüm yetkililer sorumlu olacaktır diyerek kardeşinin yaşaması için yardım talep etmiştir. İnsan hakları savunucuları olarak mahpusların temel haklarına ve sağlığa erişimlerine yönelik ihlallere derhal son verilmesi noktasında yetkilileri göreve çağırıyoruz. Cengiz Sinan Halis Çelik ve tüm hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Sağlığa erişim ve tedavi hakkı önündeki engeller kaldırılsın. Cengiz Sinan Halis Çelik serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu.